Beşinci boyut oluşturmanın herhangi bir şey elde etmek için herhangi bir yere gitmekle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü net bir niyeti, tutarlı bir düşünceyi, tutarlı bir beyin dalgası modelini, o yüksek duyguya doğru hareket ettiren tutarlı bir kalple birleştirirseniz, düşünceler elektrik ve duygular manyetik hale gelir. Bu çekim merkezinin manyetizması enerjiye dönüşür, niyet bu enerji üzerinde taşınır ve artık kuantum alanına yeni bir sinyal yayınlarsınız. Organik zekaya hoş geldiniz. Şimdi eğer bu doğru yapılırsa ve 5. boyut oluşturmadaki mekaniği iyi anlarsanız, bir şey elde etmek için hiçbir yere gitmezsiniz. Aslında uzay ve zamanı çökertirsiniz ve deneyimi kendinize çekersiniz. Siz bir girdapsınız. Çünkü enerjinizle kuantum alanında var olan potansiyel arasında titreşimsel bir eşleşme olduğunda, bir radyo ayarıyla o frekansa kilitlendiğinizde, o enerjik imzayı her gün tekrar tekrar gözden geçirmeye devam ederseniz, o zaman hiçbir yere gidip onu almak zorunda kalmazsınız. Yeni iş sizi bulur, yeni ev sizi bulur, yeni ilişki sizi bulur. Çünkü deneyimi kendinize çeken girdap sizsinizdir. Eğer gerçekten bir üretim süreci içindeyseniz, benim tanımımla üretim, kendimi unuttuğum zamandır. Hiçbir zaman, hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir yer beni tanımlamıyor. Saf bilinç haline geliyorum. Ve cömert şimdiki anın o zarif anına ulaştığım anda, kuantum alanındaki tüm olasılıklar da var olur. Gerçekten de beynimiz ve bedenimiz şimdiki anda olduğunda oraya ulaşmak bir iştir. O halde çoğu insan gerçekliği üç boyutlu tasarım dediğimiz şeyden oluşturur. Onlar maddeyi değiştirmeye çalışan maddelerdir. Ve eğer iyi bir iş bulacaksam yüzlerce başvuru yapacağım ve 10-20 farklı görüşmeye gideceğim ve sonra bir iş bulmam 3 ayımı alacak. O işi belki sevmeyeceğim ama bir işim olmuş olacak. Yeni bir eş istiyorsunuz, yeni bir siz istiyorsunuz. Hayatınızı birlikte yaşayacağınız birini istiyorsunuz, değil mi? O zaman sosyal medyada 2 saatinizi harcayacaksınız, zaman ayıracaksınız. Evet, bu tamamen 3 boyutlu gerçeklik. Çünkü gerçek zaman bizim uzayda hareket etmemizle tanımlanır. Ve bu boyutta diğer her şeyden çok daha fazla alan var. Yani uzayda maddeyi hareket ettirirken zamanı deneyimleriz. İnsanlar böyle oluşturur. Evi satın alırsınız, 30 yıllık ipotek ödersiniz, sonra ev sizindir. Bunu yapmak zaman alır. Şimdi insanlara dikkatlerini maddeden, nesnelerden, parçacıklardan nasıl çekeceklerini öğrettiğinizde, enerjiyi ve uzayı algıladıklarında ve dikkatlerini hiçbir şeye vermediklerinde, odaklarını açmaya başladıkları o anda aniden beyin dalgaları beta'dan alfa'ya değişmeye başlar. Ancak bu sadece hayali iç dünyanın daha gerçek hale gelmeye başladığı alfa değildir. Bu aynı zamanda alfa'daki çok tutarlı beyin dalgası kalıplarıyla da ilgilidir. Yani stres altındayken o kişiyi, o şeyi, o deneyimi kontrol etmeye çalıştığınızda ve dikkatiniz bir şeyden diğerine geçtiğinde bu şeylerin her birinin beyinde ona atanmış bir nörolojik ağa sahip olduğu ortaya çıkar. Çünkü bunu deneyimledik. Tüm bunları kontrol etmeye çalışırken ve gerginliğiniz değişirken beynin anahtar olduğunu hatırlamak önemlidir. Odağınızı açtığınızda ve beyin farklı bölümleri birbirleriyle uyumlu hale getirmeye başladığında birleşmeye ve senkronize olmaya başlar. Beyinde senkronize olan şey yine beyinde bağlantı kurar. Beyniniz tutarlı olduğunda siz de tutarlı olursunuz. Beyniniz tutarsız olduğunda siz de tutarsız olursunuz. Bunu binlerce kez ölçtük. Çalışmalarımızda bir an gelir, örnek olarak bir inziva sırasında, üçüncü gün ya da daha sonra beynin çok büyük alanlarının, devasa alanların birlikte senkronize olmaya başladığını görürsünüz. Sonra beynin sol tarafının beynin sağ tarafıyla konuştuğunu görürsünüz. Atar damarın ön kısmının arka kısmıyla konuştuğunu görürsünüz. Bu tür bir bütün beyin durumunun oluşmaya başladığını görürsünüz. Bunu her seferinde görürsünüz. O kişinin etrafında dolaşın ve ona bakın. Gözlerinden sevinç gözyaşlarının aktığını göreceksiniz. Kendilerini o kadar tamamlanmış hissederler ki daha fazlasını istemeleri imkansızdır. Zaten bir bütünken nasıl daha fazlasını isteyebilsinler ki? İşte o an sihrin gerçekleştiği andır. Bunları görürüz. Bir şerit grafik görürüz. Birinin beynini ölçeriz. Aniden şunu görürüz. Sonra bir duraklama olur ve 10 dakika sonra... Ve bunun bir veri indirme işlemi olduğunu biliyoruz.
kişi bir aydınlanma yaşıyor. Bunu dışarıdan alıyor. Sistemler ayarlanıyor, duyularımızın ötesinde ham bilgiler alıyoruz. Sinir sisteminin gerçekten de bilincin süper iletkeni olduğunu anlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.